Ruhumda bir sıkıntı var. Sesli kitap. Eser Mehmet Karaburç. Ön söz. Ruhumda bir sıkıntı var. Bu sözü herhalde duymayanımız ya da söylemeyenimiz yoktur. Hele de koronavirüs dönemiyle birlikte ruhumuzda sıkıntılar birikti. Sıkıntıyla birlikte yaşamayı öğrendik mi? Tartışılır açıkçası. Günümüzde insanlar parçalara kaybolmuş puzzle gibi oldu diye düşünüyorum açıkçası. Kimimizin duygusal yoksunluk, kimimizin sağlıklı muhakeme gücü gibi her birimizin bir parçası eksik. Bu kitabımızla ruhumuzun eksik parçalarını bulmamıza yardımcı olmaya çalıştım. Karantina günlerinde evde kalarak dışarı çıksak Tahtalıköy, evde de Bakırköy yolcusu olduk. Bundan hareketle hayatta hiçbir şeyin önemli olmadığını, hiçbir şey için ruh halimizi yani iç huzurumuzu bozmaya değmeyeceğine değindim. Kitabın sonuna da pandemiden dolayı şu an için ruhunuzda bir sıkıntı olup olmadığını belirlemek için mini bir test koydum. Kitabımın tüm okurlarıma faydalı olması dileğiyle saygılarımı sunarım. Mehmet Karaburç. 1. Bölüm. Gönül Adası. Her insan bir ülkeye benzer. Üstelik de okyanusun tam ortasında bulunan bir ada ülkesidir. Bu anlamda her insan aynı zamanda bir adaya benzer. Bu ada ülkede bir kişi yaşar. Robinson gibi. Ben bu ülkeye Gönül Ülkesi, adaya da Gönül Adası adını koydum. Genellikle Gönül Adası diye bilinir. Çünkü buranın bağımsız bir ülke olduğunu pek kimseler bilmez. Aslına bakarsanız ülkenin sahibi olan kişi de bilmez bağımsız olduğunu. Her insan kendi ülkesinde, pardon adasında, ruh ve beden olarak dolaşır. Herkes kendi adasında gönlünü oyalar durur. Her bir insan kendi gönül adasında ruhunu gezdiriyor, bedenini dolaştırıyor. Kimi bedeninin peşinden giderken, kimi ruhunun peşinden gider. Bunu kalp gücü ve beyin gücü olarak belirler. Kiminin kalp gücü baskın olduğundan duygularıyla hareket eder ve ruhunu nefsine esir eder. Kiminin beyin gücü baskın olduğundan düşünceleriyle hareket eder ve ruhunu nefsine esir etmez. Bedeni kafese, ruhu ise kuşa benzetirler. Bu teşbihi belli duymuşsunuzdur. Bedenimiz ruhumuz içindir, ruhumuz bedenimiz için değil. Her ne kadar kafes kalıcı, kuş uçucu ise de bedenimiz geçici, ruhumuz kalıcıdır. Oysa biz dünyayı bedenimiz için kullanıyoruz. Bedeni arzu ve isteklerimizle nefsimizin bir dediğini iki etmeyen bir ruh besliyoruz içimizde. Nefse boyun eğen ruh da hiç doymaz. Hep ister, hep ister. Günah, haram deryasına bata bata şeytanlaşır. Gönül adasında ayaklarımızı topraktan keser. Beden arzuladıkça ruh azıtır. Ruh azdıkça da kafesin genişlemesini ister. Ama kafes genişlemesiyle ruh küçülür. Çünkü kafesin, bedenin boyanıp taranması, süslenip püslenmesi kuşu güzelleştirmez. Ruh kemale erdikçe beden dinginleşir. Beden dinginleştikçe de ruh doymaya başlar. Nefisten arınan ruh geldiği yere yaratıcısına yönelir. Önemli olan da budur. Ruh burada bedenle imtihan edilmektedir. Bedenimiz ruhumuzu yönlendirmemeli, ruhumuz bedenimizi yönlendirmelidir. Eğer beden ruhu yönlendirirse ruhumuz hep aç kalır, doymak bilmez. Oysa ruhumuz bedenimizi yönlendirirse manevi atmosferle ruh her gün ayrı bir duyguyla doyar ve gönül adasında yaradanına kavuşacağı güne hazırlanır. Tıhımız çok adını hiç duydunuz mu? Sanki hatırlar gibisiniz değil mi? Ben açıklayayım. Tıhımız çok tanınmış bir gezgindir. Bir araştırma gezisi sırasında Atlas Okyanusu'nun ıssız bir yerinde
çığlıklar atan milyonlarca kuşun havada daireler çizerek uçtuğunu görmüş. Milyonlarca kuş kulakları sağır edecek kadar yüksek sesle çığlık atıyorlarmış. Bu mükemmel manzara karşısında büyülenen tohumcuk, bazı kuşların yoruldukça kendilerini okyanusun dev dalgaları arasına atmalarına bir anlam verememiş. Kuşlar kendilerini okyanusun sularına atarak yaşamlarına son veriyorlarmış. Adeta kendilerini okyanusun dalgalarına bırakırken çaresizlikten ölüme teslim oluyorlarmış gibilermiş. Tohumuzcuk gördüğü olayı diğer balıkçılara anlatınca aslında bu manzaranın ve benzer olayın o bölgedeki balıkçıların da şahit olduğunu öğrenmiş. Tohumuzcuk bu olayı araştırması sonucunda kuş bilimcilerinin yaptıkları araştırmalarda göçmen kuşların farklı yönlerden gelerek okyanusta bu noktada birleştiklerini, keşfettiklerini öğrenmiş. Fakat kuşların birbirleri peşi sıra kendilerini ölümün kucağına atmalarının nedenini öğrenememiş. Tohumuzcuk'un da gördüğü okyanusun ortasında kuşların ölüme atlamalarının gerçeği geçtiğimiz yüzyılın ortalarında anlaşılmış. Bu trajik olayın yaşandığı yerde bir zamanlar bir ada varmış. Göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan bu ada bir deprem sonunda okyanusa gömülmüş. İnsanların yok olduğunun bile farkına varamadıkları ada, göç yollarının ortasında kuşlar için vazgeçilmez bir dinlenme durağıymış. Kuşlar binlerce yıllık kalıtımsal alışkanlıklarıyla adanın yerini bilmekteymiş ve yıpratıcı uzun yolculuklarının ortasında biraz dinlenebilmek ve toparlanabilmek için yine binlerce yıllık kalıtımsal güdüleriyle okyanusun ortasındaki adaya geliyorlarmış. Fakat adanın olması gereken yerde adayı bulamayınca kuşlar yorgunluktan bitkin bedenlerini çığlık çığlığa okyanusun sularına bırakmak zorunda kalıyorlarmış. Hayat uzun bir yolculuktur. Beden ve ruh ikilisi nefisle mücadele ederek bu yolculuğu sürdürür. Her yolculukta olduğu gibi bu hayat yolculuğunda da bir takım sıkıntı yaşanması doğaldır. Hatta sıkıntının yaşanmaması anormaldir. Kuşlar uzun yolculukları boyunca dinlenebilecekleri, toparlanabilecekleri bir ada keşfetmişler. Öyle ki bu keşif kalıtımsal olarak sonraki kuş nesillerine aktarılmış. Üstelik öylesine aktarılmış ki adanın olduğunu sandıkları yere ölümüne de olsa atlıyorlarmış. Hermann Hesse der ki, bir baba çocuğuna burnunu, gözlerini, hatta aklını miras bırakabilir ama ruhunu veremez. Ruh her insanda yenidir. Kalıtımsal bazı özellikler kişinin bedenini, bedensel özelliklerini şekillendirebilir ama ruhu asla şekillendiremez. Çünkü her beden kendi ruhunu kendi şekillendirir. Beden çok hızlı değişebilir ama ruhun değişimi hızlı olmaz. Voltaire'nin deyimiyle okuma ruhu yükseltir. Bilgili bir arkadaş ise onu avutur. Bu anlamda eğitim ve çevresel faktörler önemlidir ruhun gelişiminde. Acıda arkadaş, ıstırapta ortak bulunca ruhun sıkıntısı hafifler. İnsan olarak ruhu kalıtımsal olarak almadığımıza göre herkes kendi ruhunu kendi eğitip geliştirdiğine göre senin dinlendiğin, toparlandığın bir ada oldu mu? Bir dostumun küçük bir kiralık evi vardı. Zaman zaman kiracısı çıkınca yeni kiracısının gelmesi arasında bir hafta 10 günlük bir süre ev boş kalırdı. Dostum tabiri caizse her gün o kiralık eve gider, çayını içer ve müzik dinlerdi. Burası benim terapi merkezim derdi. Aslında hepimizin zaman zaman her gün yaşadığımız ortamdan şöyle bir sıyrılıp başka bir mekanda yaşamamız gerekiyor. Bazıları dostuma bu kötü evde ne zevk buluyorsun ki şeklinde eleştiri yöneltse de o ruhun büyüklüğü büyük yerlerde değil gösterişsiz yerlerde çıkar ortaya diyerek bilgiç bir cevapla karşısındakini sustururdu. Hayatı uzun bir yolculuğa benzetmiştim. Evet,
Hayat uzun bir göç yolculuğudur. Herkes hayatın bir yolculuk olduğu gerçeğini kabullenir de göç yolculuğu olduğu gerçeğini unutur. Mesela benim babam göçtü. Ruhu şad olsun bu arada. İlla ki herkesin bir yakını göçmüştür. Şimdi daha anlamlı oldu değil mi göç yolculuğu benzetmesi? İşte bu göç yolculuğu yolunun sonunda ne zekamız, ne zaferimiz, ne de aşklarımız kalıyor geriye. Sadece yaptığımız iyilikler ve güzel davranışlar kalıyor geriye. Az önce sizin dinlendiğiniz, toparlandığınız bir adanız oldu mu diye sormuştum. Şimdi bir başka soru sorayım. Siz hiç bir başka kişiye dinlendiği, toparlandığını, sıkıntısını giderdiği bir ada oldunuz mu? Eğer bu dünyada mutlu olmak istiyorsak, gerçek hayatın cisminde değil, ruhta olduğuna inanmalıyız. Bunun için de hayatın uzun göç yolculuğunda kendiniz dinlenebileceğiniz, sıkıntıları unutabileceğiniz bir ada oluşturmanızı tavsiye ediyorum. Yine aynı şekilde sadece kendiniz için değil, gerektiğinde bir dostunuzun, bir arkadaşınızın dinlenebileceği, sıkıntılarını unutabileceği bir ada oluşturmanız sizi ayrıcalıklı yapacaktır. Aristo'nun da dediği gibi gerçek bir arkadaş iki gövdede yaşayan bir ruhtur. Şimdi kendini sorgulamanı istiyorum. Bu hayatta ada mısın, adada mısın yoksa arafta mısın? Şu anı bir kenara bırakırsak genel olarak neredesin? Genellikle ada isen ya da adada isen sorun yok. Ama genellikle arafta isen işte o zaman sorun vardır. Aslında farkında değiliz çoğu zaman. Arafta kaldığımız zamanlar hayatımızda çok az yer tutuyor. Genellikle ya adayızdır ya da adadayızdır. Ne zaman ki bu özellikleri bir an için kaybedelim, işte o zaman farkına varıyoruz ve araftayız diyoruz. Yaşanan günlük akışı içinde sahip olduğumuz sorumluluklar, yapmamız gereken işler ya da diğer insanlarla olan ilişkilerimiz nedeniyle hayatımızın öylesine otomatik pilotla gittiğimizin ve ne kadar monotonlaştığını bile fark edemiyoruz. Ne zaman otomatik pilot modundan çıkıp hayatı kendi inisiyatifimizle yaşamaya başladığımız an içimizde bir boşluk, yalnızlık hissediyoruz. Bunu çoğu zaman başımızı yastığa koyunca anlıyoruz. O an kendimizi fark ediyoruz. Uyuyamıyoruz. Yatağın içinde bir sağa bir sola debelenip duruyoruz. İstiyoruz ki dünyayı avuçlarımızın içine alalım. Dünyayı avuçlayamadığımız zaman da ruhumuzda sıkıntılar başlıyor. Oysa maddi heveslerimizi avuçlama gayretinden vazgeçip manevi dünyamıza yönelsek, varlığına inandığımız değerlere hizmet etsek hem bedenimiz, hem ruhumuz, hem de nefsimiz dinginleşecektir. Bunun için çok beğendiğim bir kişisel gelişim hikayesini paylaşmak istiyorum şimdi burada. Küçük çocuk baloncuğu büyülenmiş gibi takip ederken şaşkınlığını gizleyemiyordu. Çocuğu hayrete düşüren şey, bizim eve bile sığmaz dediği o güzelim balonların adamı nasıl havaya kaldırmadığı idi. Baloncu dinlenmek için durakladığında o da duruyor ve sonra yine takibe koyuluyordu. Bir ara adamın kendisine baktığını fark ederek ona doğru yaklaştı ve bütün cesaretini toplayarak "Baloncu amca, biliyor musun benim hiç balonum olmadı" dedi. Adam çocuğu şöyle bir süzdükten sonra "Paran var mı? Sen onu söyle" diye bağırdı. "Bayramda vardı ama harcadım. Önümüzdeki bayram yine olur" diyebildi çocuk. "Öyleyse bayramda gel" dedi adam. Çocuk "Acelem yok, ben beklerim" dedikten sonra sessizce geri döndü. O zamana kadar balonlardan ayırmadığı gözleri dolu dolu olmuş, yürümeye bile mecali kalmamıştı. Birkaç adım attıktan sonra elinde olmadan tekrar onlara baktığında gördüklerine inanamadı. Balonlar her nasılsa adamın elinden kurtulmuş ve yol kenarındaki büyük bir akasya ağacının dallarına takılmıştı.
Çocuk olup bitenleri büyük bir merakla takip ederken baloncu ona doğru dönerek konuşmuştu. Küçük, küçük, balonları ağaçtan kurtarırsan sana birini veririm, dedi. Yapılan teklif çocuğun aklını başından almıştı. Koşarak ağacın altına doğru yöneldi ve ayakkabılarını aceleyle fırlatıp tırmanmaya başladı. Hedefine adım adım yaklaşırken duyduğu heyecan, bacaklarını kanatan akasya dikenlerinin acısını hissettirmiyordu. Sincap çevikliğiyle balonlara ulaştığında bir müddet onları seyretti ve dallara dolanan ipi çözerek baloncuya sarkıttı. Ancak balonlardan birisi iyice sıkıştığından diğerlerinden ayrılmış ve ağaçta kalmıştı. Çocuk onu kurtarmaya kalkışsa da dikenlerden patlayacağını çok iyi biliyordu. İster istemez balonu yerinde bırakıp aşağıya indi. Ve adama dönerek, "Birini bana verecektiniz. Hangisi?" diye sordu. Adam elinin tersiyle alnındaki teri sildikten sonra, "Seninki ağaçta kaldı evlat. İstersen çık al," dedi pişkin pişkin. Çocuk bu sefer ayakta bile duramadı. Kaldırımın kenarına oturup baloncunun uzaklaşmasını bekledikten sonra dallar arasında parlayan balona uzun uzun bakarak "Olsun," dedi. "Olsun. Ağacın üzerinde kalsa da benim de bir balonum var ya artık." Çocuk ne güzel söylüyor değil mi? Ağaçta kalmış olsa da bir balonum var ya artık. İşte maddeden vazgeçmek böyle bir şeydir. Ulaşmak için çalışırsın, çırpınırsın, ulaşırsan ne mutlu. Fakat ulaşamadığın durumda ruhunu sıkıntıya sokmaya değmez. Victor Hugo'nun "Ruhunu kaybeden dünyayı kazansa ne çıkar?" sözüne katılmamak mümkün mü? Başkalarının ruhu karanlık bir ormana benzermiş. Ya bizim ruhumuz neye benziyor? Hiç sorguladın mı? Unutmayalım ki ruhu herhangi bir biçimde karartan ne varsa günahtır. Yüzün kiri yıkanır, ruhun kiri yıkanmaz. Gözlerde yaş yoksa ruh gökkuşağına sahip olamaz. Ruhumuzu gökkuşağı renkleriyle bezemeliyiz. Bunun için ruhumuzu iyice araştıralım. Ruhumuzu araştırdıkça ruhumuzun derinliklerinde ne zengin hazinelerin olduğunu görürüz. Kalbin gerçek derin barışı ve tüm ruhun huzuru sadece yalnızlıkta bulunur. Bunun için de kendimiz için oluşturduğumuz gönül adamızda yalnız kalarak edebi huzura kavuşabilmek için hazırlık yapalım. Ve sık sık ruhumuzu yaradan asıl sahibi ile ruhumuzu oluşturalım. Ruhumda bir sıkıntı var kitabın ilk 20 sayfası seslendirilmiştir. Kanalımıza abone olunuz.